Sevgili arkadaşlar merhaba. Bilgisayar destekli tasarımı dersi için CorelDRAW programında çizim yapıyoruz. Çizim uygulamalarına dair bir video çekmek istedim. CorelDRAW programına bir giriş yapalım. Evet, programımız açıldı. Açılış sayfamızda şöyle bir açılış sayfası geliyor, başlangıç sayfası geliyor. Burada New Document seçeceğiz. Derste bir detaylardan bahsetmiştik ama şimdi kısaca bir hatırlatayım. Burada bir ölçü birimi var. Ölçü birimini santimetre, milimetre, inç vesaire yani bir değerde seçebiliyoruz. Sayfa yapısı A4 edatına göre ayarlanmış bir sayfa yapısı. Buradaki ölçülerle oynayarak sayfa yapısı ölçülerini değiştirebiliyoruz. Başlangıç renk modu yani primary color mod var. Bunda CMYK kullanıyoruz. RGB veya CMYK iki seçeneğimiz var. Bu iki seçenek arasındaki fark nedir? RGB dijital ortamlarda görüntülenecek renk kalitesi için tercih edilen bir renk seçeneğidir. CMYK ise basılı olarak kullanılacaksa baskı kalitesi için tercih edilen bir renk seçeneğidir. Pantone'dir bunlar. Pantone seçeneğidir. 300 dpi dpi çözünürlüğü 300 dpi ortalama olarak bizim kullanımımıza uygun bir seçenek. O yüzden değiştirmiyorum. Okey deyip çalışma sayfasını açabiliriz. Çalışma sayfası bu ekranda gördüğünüz beyaz kısım değil. A4 gibi ortada gri çerçeve yani şöyle yaklaştığında çerçeve çizgisini göreceksiniz. Çerçeve çizgisiyle tanımlanan alan bizim çalışma sayfamız. Çalışma sayfası düşey veya üstte bu açılır menünün bulunduğu bir yer var. Açılır menüde seçtiğim özelliklere göre seçenekler, uygulamalar değişiyor. Sayfa yapısı yatay veya düşey buradan değiştirilebiliyor. Bilgisayarım biraz yavaş işlem yapıyor. Kusura bakmayın. Şöyle yatay veya düşey. Birden fazla sayfa seçmek istiyorsam seçenekleri değiştirebilirim. Sayfanın alt tarafında bakın page 1 yazıyor. Artıya tıkladığımda sayfaları çoğaltabilirim gibi. Silmek istersem sağ tuş özelliklerinden sayfaları çoğaltabilirim, kopyalayabilirim veya silebilirim. Bu seçeneklerle sayfa yapısını veya sayfa sayılarına müdahale edebiliriz. Yatay yönde kullanmak istiyorum ben ve basit bir çizim uygulamasıyla başlamak istiyorum. Çizim turlarımız şurada sol tarafta yer alıyor. Renk paleti, genelde renk paleti sağdadır ama ben altta renk paleti de kullanmayı tercih ettiğim için ben altta da renk paleti aldım. Sizde renk paletleri sağda gözüküyor olabilir. Object Properties'i şimdilik kapatayım. İhtiyacımız olduğunu tekrar açacağız. Çizim için ben ekranda bir görsel alacağım. Görsel üzerinden basit çizim uygulamalarını anlatmaya çalışacağım. Evet, çalışma sayfamıza bir görsel alacağız. Görsel üstte şu an bilgisayarda, yani benim bilgisayarımda başlıklar görünmüyor. Yaklaşıldığında görünüyor ama şu üst başlıklardaki fonksiyonlarda hemen import seçeneğini buluyorum. Import, bir görsel alırken import yapabilirim. Birincisi. İkincisi kopyala yapıştır diyerek yani Ctrl-C, Ctrl-V ile direkt kopyala yapıştır yaparak deseni çalışma alanını alabilirim. Veya kayıtlı bir yerden eğer görsel alıyorsam sürükleyerek çalışma sayfasına görseli taşıyabilirim. Çizim uygulamalarına alışmak adına sıfırdan çizmek yerine bir görsel üzerinde kopya çekmek biraz daha kolay geliyor. O yüzden görsel üzerinden anlatacağım. Import seçeneğiyle görselin ekranı alıyorum. Görseli seçtim. Hangi görsel varsa import dedim ve seçtiğim alanda görselimi taşıyorum. Şimdi görsel üzerinden çizim işlemine başlayacaksam ilk yaptığım şey objeyi kilitlemek olacak. Çalışma alanında veya Corel ekranında herhangi bir yerde seçili olan her çizgi görselin tamamı obje olarak isimlendiriliyor. Obje ifadesini sık sık kullanacağız. Böyle bir bluz görseli aldım. Objemin ilk olarak kilitlemem gerekiyor. Kilitlersem üzerine çizgi çizdiğimde veya düzeltme işlemlerini yaptığımda bu obje hareket etmeyecektir. Yani çizim işlemlerimi kolaylaştırır.
Obje seçili. Seçili olduğunu nasıl anlıyorum? Etrafındaki bu kutucukları görüyoruz. Bu kutucuklar bu objenin seçili olduğunu gösterir. Kutucuklar yok veya seçtiğim kutucuklar gözüküyor. Sağ tuş. Sağ tuşta bir sürü özellik var. Yeri geldiğinde bunları kullanacağız. Ama şu an lock object kullanıyorum. Objeyi kilitliyorum. Bütün işlem bittikten sonra eğer bu objeyi yani silmek veya çalışma alanından uzaklaştırmak istiyorsam yine sağ tuş unlock diyerek kilidi açabiliyorum. Şimdi objemize kilitleyelim ve çizim işlemlerimize şöyle bir bakalım. Sol tarafta kullanacağımız bütün çizim araçları aslında veya uygulama araçları sol tarafta yer alıyor. Sol taraftaki bu uygulamalarda düzeltmeler, kesmeler, zoom seçenekleri ve çizim tool'ları var. Çizim tool'larında Freehand Tool yazan 5. sıradaki simgeye tıkladığımda hemen sağ kenarında minik bir üçgen var. O üçgeni tıkladığım zaman seçenekler çıkıyor. Ve ben burada kalem seçeneğini kullanmayı tercih ediyorum. Dediğim gibi bütün fonksiyonları tek tek şu an anlatmayacağım. Öyle bir videoyu da sonrasında desteklemek için yükleyebilirim sayfaya. Ama şu an direkt çizimi nasıl yapıyorsam o fonksiyonları uygulayarak hızlı bir şekilde çizim göstereceğim. Kalem tool'unu kullanıyorum. Pen tool. Pen tool seçtim. Şimdi kopya çekeceğim ama zeminde referans aldığım bir görsel var. Yani bu görselin çizimini yapacağım. Şimdi kalem rengim de benim. Hemen şunu kaydırırsam kalem rengimi de göstereceğim. Kalem rengim standartta siyah oluyor. Siyah renk zemin de siyah olduğu için ikisi de siyah olduğu için uygulamakta zorlanacağım. Dolayısıyla ilk yapacağım şey zemin siyah olduğundan dolayı kalem rengimi değiştirmek. Kalem rengimi mavi yapayım. Kalem rengimi değiştirmek için sağ tuşla renk paletimi seçmem gerekiyor. Yani renk paletimi sağ tuşla hangi rengi seçersem oluşturduğumuz bu kontur hatları veya çizgiler çizgi renklerini değiştirebilirim. Çizgi rengini mavi olarak seçtim. Üstte de yine bu açılır menü her fonksiyonda yani hangi tool'u seçiyorsam ona göre açılır menü seçenekleri değişiyor. Yukarıda hemen kalem simgesinin yan tarafında çizgi kalınlıklarını görebilirim. Hangi kalınlıkta çizgi çizmek istiyorsam uygun bir çizgi kalınlığı belirliyorum ve çizgimi çizebilirim. Şimdi bunu sileceğim bu objeyi. Yeniden kalem seçip çizgi çizmeye başlayacağım. Kalem rengimi aşağıdan takip edebilirim. Artık burada da gözüküyor. Buradan seçtiğimde buradan da kalem rengimi değiştirebilirim. Hangi renk olsun istiyorsam. Bakın şurada color var. Color seçeneğiyle mavi seçtiğim zaman kalem rengim mavi olabilir. Yani istersen sağ tuşla seçebilirim. Renk paletinden bir renk. Veya buradaki kalemin renk tonunu da değiştirebilirim. Çizmeye başlıyorum. Omuz kısmından başlayacağım. Basit bir bluz olsun istemiştim. Hemen çizmeye başladım. Kalınlığımı da şöyle bir değiştireyim. Veya 0,5 olsun. Zoom seçeneği var. Birazdan onları da kullanmayı göstereceğim ama şimdilik zoom için mouse'umun kursörümün bulunduğu yerde roller oynatarak yani mouse'un orta tuşunu oynatarak zoom işlemini yapabilirim. Düz çizgi çizdim. Zaten her sol tuşladığım yere düz çizgi çiziyor. Şöyle. Ama kavisli çizgi çizmek istiyorsam ne yapacağım? Kavisli çizgi çizmek için nerede çizgiyi bitireceksem gözümle bir kavis çizmem lazım. Biraz uygulama gerektiriyor bunu yapmak. Sol tuşa basıyorum ve mouse'umu sürüklüyorum. Mouse'u sürüklediğimde aks çizgileri çıkıyor. Bu aks çizgileri çizgiye bir kavis vermemi sağlıyor. İlk aşamada tam istediğiniz kavisi veremeyebilir veya doğru yere noktayı koymamış olabiliriz. Daha sonra düzeltme işlemlerinde bunu düzeltebiliriz. Çok takılmayın bu detaya. Kavis çizdikten sonra çizgi kavisten kurtulmuyor. Önce kavisten kurtarıp sonra çizim işlemine devam etmem lazım. Kavisten kurtarmak için ne yapıyorum? Yani bu eğri çizgiden kurtarmak için ne yapmam gerekiyor? Klavyeden alt tuşuna basıyorum.
McLaren'in alt tuşuna basarken beraberinde son nokta koyduğum yeri sol tuşla seçiyorum ve çizgi tekrar düz çizgi pozisyonuna dönüşüyor. Çizimime devam ediyorum. Zaten kopya aldığım bir referans hattım vardı. Eğri, yani kavisi çizdim şu an. Kavisten kurtulmak için tekrar piyaleden alt tuşuna bastım. Sol tuşa bastım. Beraberinde. Ve çizimime devam ediyorum. Bu alanı bir tamamlayayım. Yazacağım. Alt tuşuyla eğri hattan kurtuluyorum. Ve şöyle bir omuz ve yaka içi çizdikten sonra bu alanı kapatmış olacağım. Koralde alanı kapatmam eğer boyama yapacaksam önemli. Şöyle ki alanda bir açıklık olursa oraya kumaş giydirme veya boyama işlemlerini yapamıyorum. Şu an siyah boya çıktı. Ben onu hemen daha böyle sevimli bir renge dönüştüreyim. Şöyle lila tonlarında. Bakın çizdiğim alan renklendi. Çizdiğim alanın renklenmesi demek benim tüm dış çizgi çevresini, yani bu alanın dış çevresini tamamen kapattığım anlamına geliyor. Bu alanı kapatamazsam burayı boyayamam. Boya rengini değiştirebilirim, zemin rengini veya kumaş giydirebilirim. Burada farklı doku özellikleri gösterebilirim. Bu boyanması işlemi doğru yaptığımı bana gösterir. Boyayı kapatmak için şurada renk paletinin en başında bir çarpı işareti var. Çarpı beyaz zemin üzerine bir çarpı işareti var. Onu seçtiğim zaman boyayı kapatmış olurum. Tekrar başka bir renk seçerek yeniden boyama yapabilirim bu zeminde. Şu an ben kapatmak istiyorum çünkü üzerine devam edeceğim çizgi işlemleri var. Şimdi bir zemini oluşturmuş olduk. Bakın. Tabii bu daha çok basit bir zemin çizgileri göstermek adına. Çizgiyi çizdik. Mümkün olduğunca düzgün çizmeye çalıştık ama hatalarımız var. Ne yapacağız? Düzeltme yapacağız. Düzeltme işlemi için hemen şu ikinci sırada Shape Tool var. Shape Tool'u seçiyorum. Shape Tool'da Shape Tool seçerken hangi objeyi seçtiysem, ekranda birden fazla obje olabilir. Hangi objeyi seçtiysem o objeyle ilgili şöyle çizgiler kesik kesik görünür. Ve bana düzeltmem için imkan sağlar. Nasıl? Bu çizgiler kesik olduktan sonra nereyi düzeltmek istiyorsam oranın üzerinde eğer düz çizgiyse kavise dönüştürebilirim. Sağ tuşla. Bakın. Bu sağ tuş seçeneklerini düzgün kullanmak genel olarak bilgisayar kullanımı için önemli. Corel'de de aynı şekilde. Sağ tuş seçeneklerine göre eğrimi yapmak istiyorum, yumuşak geçişimi yapmak istiyorum, nasıl düzeltme yapmak istiyorsam sağ tuşu düzgün kullanmam lazım. Yani bunu kavrayabilmem lazım. Yakada bir düzeltme yapmak istiyorum. Bakın tıkladığımda burası zaten eğriydi. Şu aks çizgilerini görüyorsunuz. Çizgi rengimi değiştireyim. Şöyle turuncu yapayım. Aks çizgilerim biraz daha belirgin olsun. Bakın. Aks çizgileriyle kavisime uygun eğriler nasılsa olması gereken düzeltme neyse bunu yapabilirim. Örneğin kolda böyle bir düzeltme yapmak istiyorsam bakın kolda sadece alt tarafta bu aks çizgisi çıktı. Ama ben üstte de omuz kısmında da bunu yapmak istiyorum. Ne yapacağım? Hemen sağ tuşa başvuruyorum. To curve diyor. Yani düz çizgiyi eğriye dönüştür diyor bana. Burada böyle bir seçeneğim var. Hemen oradan aks çizgiyi bulup gerekli şekilde eğriyi düzeltebilirim. Nasıl düzgün olmasını istiyorsam. Hemen şuradan zoom da göstereyim bu düzeltmeyi yaparken. Bakın şurada bir mercek var. Bu mercekle bir alanı tararsam, taradığım alanı zoomlayabilirim. Görüntü ya da çalışmayı kolaylaştırmak adına. Tekrar düzeltme işlemine devam edeyim. Başka düzeltmek istediğim bir yer varsa ne yapabilirim? Burada farklı eğriler olabilir. Şu etek kısmını çizip göstereyim. Sanırım onu düzeltmeyi orada yapmam daha kolay olacak. Hızlıca hemen etek kısmını da çizeyim. Şimdi etek kısmı
Tamam, belin altından başlatacağım. Kalemimi seçtim. Eğer orada bir çizginin devam etmek istiyorsan, bu noktanın üzerine tekrar sol tuşla tıklarsam oradaki noktayı siler. Yani çizime başlayamam. Dolayısıyla ne yapacağım? Çok yakın olan bir zeminden, yani çok yakın, tam üzerinden değil, yakınından başlayacağım. Sonra zaten kapatırım ben olanı. Sıkıntı olmaz. Bu şekilde çizime başlıyorum. Tek bir kalem rengini oynadığım için otomatik siyahı dönmeye başladı. Ben hızlıca çizip anlatmaya devam edeyim. Evet, hızlıca ben eteğini çizdim. Yani şey, bluzun etek kısmını, alt kısmını çizdim. Burada düzeltmeleri göstermeye devam edeyim. Yine shape tool'dayım. Düzeltme için tekrar objemi seçin. Yani bu alt kısmı çizdiğim alanı seçtim. Shape tool'u seçtim. Çizgiler böyle kesikli hale dönüştü. Yani artık düzeltme yapabilirim. Burada nasıl düzelteceğim? Sağ tuşun özelliklerini göstermiştim. Eğer bir eğriyi düz hatta çevirmek istiyorsam line diyorum. Eğer düz hattı aks çizgileriyle az evvel omuz kısmında yaptığım gibi düzeltmek istiyorsam curve diye eğriye dönüştürüyorum. Şimdi burada bir eğri varsa ve ben bunun örneğin bir tarafı düzeltirken iki kısmın birden hareket etmesini istemiyorum. Yani Ctrl Z ile geri alayım. Bu eğri de istiyorum ki sadece sağ taraftaki kısmı hareket ettireyim. Sol taraf hiçbir şekilde bozulmasın, işlem görmesin. Nasıl yapacağım? Sağ tuşa bastım. Kask var. Kask seçtiğimde sadece tek taraflı kaviste düzeltme yaparım. Diğer taraf bu düzeltmeden etkilenmez. Normalde nasıldı? Hemen şuradan bakalım. Normalde bir eğri hattı düzeltirken iki taraf birden hareket ediyor. Ancak buradaki gibi sağ tuş kask dediğimde şuradan tekrar göstereyim. Onu seçtiğimde sadece tek tarafta daha rahat, özgür düzeltme yapabilirim. Başka ne var burada? Kullanım seçeneğine göre köşeleri yumuşatmak için daha yumuşak geçişler, simetrik geçişler yapabiliriz. Veya o kısmı, şimdi alanda açıklık olmasın demiştik ama eğer buradan bir ayırma, o parçayı ayırmayı seçersem o boyamayı değiştirmeden ya da yüzey üzerinde uygulayacağım doku, kumaş giydirmeleri değiştirmeden o kısımda ayırma yapabiliyorum. Bunu kullanıp deneyebilirsiniz. Düzeltme için diyelim ki ben noktaları çizerken bir noktayı eksik koydum. Yani çizim esnasında oluşturduğum noktalar eksik kaldı. Ne yapacağım? Örneğin şu ortaya yeni bir nokta ekleyerek düzeltme yapalım. Hemen yine sağ tuş devreye giriyor. Sağ tuş dediğimde nokta ekliyorum. Burada bir düzeltme işlemi yapabilirim. Az evvel burada nokta yoktu. İşlem yapamıyordum. Mesela şöyle tekrar göstereyim. Burada bir nokta yok. Şimdi işlem yapmakta zorlanıyorum. Belki kavis vereceğim. Farklı bir detay çalışacağım. Hemen sağ tuşla nokta ekledim. Bakın. Bu noktayı istediğim gibi kavislendirebilirim. Ne çalışmak istiyorsam. Orada göstermek istediğim detay neyse. Buna göre nokta ekleyebilirim. Veya fazladan İlk çizimlerde böyle acemilik olabiliyor, biraz fazladan sürekli nokta koyabiliyoruz. Onları da yine sağ tuşla silebiliyoruz. Sağ tuş delet diyoruz ve oluşturduğumuz nokta silinebiliyor. Düzeltme işlemleri hızlıca bu şekilde gösterilebilir. Şimdi ben buraya birkaç çizgi daha oluşturacağım. Çizgi çizmeyi zaten biliyoruz. Şu giysinin detaylarını, işte buradaki iki kat örneğin burada bir bluzun alt kısmı var iki kat. O iki katı vurgulayan volan görüntüsü. O çizgileri hemen oluşturacağım. Sonra bir gruplama, bu çizgiler nasıl birlikte hareket eder onu öğreneceğiz. Evet, ben birkaç çizgi oluşturdum. Yani şu şöyle göstereyim. Bluzu şöyle çizdim. Ama eksikler var. Kısıtlı olarak renklerde ve çizgilerde bazı eksiklikler bıraktım. Şimdi gördüğünüz gibi bir şekilde çizgileri çizdik. Bluzumuzun genel hatları tamamlandı gibi. Detayları nasıl yapacağız? Örneğin şu spor dikişler var. Kesik kesik oluşturduğumuz, yani çizimlerde kesik çizgiler halinde gösterdiğimiz spor dikişler var. Süslü dikişleri. Bunu ne yapıyoruz?
Önce o dikişlerin olduğu yere düz bir çizgi oluşturuyoruz. Şu siyah hatta etek ucunda, yani bluzun etek ucunda görüldüğü gibi. Bu çizgiyi seçiyorum. Bu bir obje. Objeyi seçtim. Objeyi seçtikten sonra yukarıda bakın. Her seçtiğim fonksiyonun özelliğine göre bu açılır menü değişiyor demiştik. Ve burada çizgi seçeneklerini görüyoruz. Bu çizgi seçeneklerinde ne görmek istiyorsam, bakın uçlarında ok istiyorsam ok görebilirim. Bakınız. Şu seçenekleri buradan deneyerek kullanabilirsiniz. Çizginin sağı ve solu olarak yorumlayın bu kısımları. Gördüğünüz gibi bu seçenekler size kalmış. Tabii biz şu an sadece düz kesikli bir çizgi istiyoruz. Bir ok görüntü ben istemiyorum ucunda. Hemen ortadan çizgi seçeneklerini bakın seçiyorum. Alttan çizginin değiştiğini göreceksiniz. O çizginin rengini de ben şu an bir turuncuya dönüştüreyim. Daha rahat fark edin. Gördüğünüz gibi yukarıda hangi çizgi tipini seçersem aşağıda onu görüyorum. Yani çizgiyi çizdikten sonra önce bir tane çizgi çizeceğiz tabii. Veya ilk çizerken çizgiyi seçtiğimizde burayı da değiştirebilirim. Aynen kalınlığı nasıl değiştiriyorsak çizgi kalınlığını çizgi şeklinde değiştirebiliriz. Veya çizdikten sonra bu işlemleri yapabiliriz. Bu sizin kullanımınıza kalmış. Şimdi burada iki tane çizgi var aslında. Ama ben bir tanesini çizdim, düzelttim. Ne yapacağım? Tekrar ikinciyi çizmekle uğraşmayacağım. Biraz daha kolay olsun diye bu çizgi, yani objeyi seçiyorum. Ctrl C ve Ctrl V yapıyorum. Yani kopyala yapıştır diyorum ve klavyede ok tuşları var, yön tuşları. Bu yön tuşlarıyla yukarı veya aşağı nerede olması gerekiyorsa böyle minik minik kaydırıyorum. Ve orada istediğim o spor dikiş görüntüsünü alıyorum. Şu an ben çok kalın çalıştığım için çizgiler biraz rahatsız ediyor. Biraz inceltirsem daha sevimli gözükecek. Hemen incelteyim. Biraz daha mantıklı gözüküyor şu an. Çok kalın olduğunda fazla üst üsteymiş gibi gözüktü. Böyle büyütürsem, bakınız. Kesikli çizgilerimi. Hani ikinciyi tekrar çizmekle uğraşmadım. Direkt kopyala yapıştır ve bir çizgiyi hani klonlayarak da yapabiliriz. Böyle bir kullanım kolaylığı gösterebilirim. Devam edelim. Üstte de yine spor dikişler var. Öğrendik. Yani bir tanesini seçelim. Bunu kesik çizgi olarak hemen seçtim ve kesik çizgi haline dönüştü. Burada bir kol oyuntusu kısmı, kol çevresi çizdim ama sağ tarafı çizmedim. Bunun için de hemen buradan bir kopyalama yapıyorum. Bakın, bunu kopyalıyorum. Ctrl C ile. Ctrl V ile yapıştırıyorum. Yapıştırırken şurada aynalama var. Yatay yönde veya düşey yönde. Şimdi ben yatay yönde bunun siluetini istediğim için hemen onu seçiyorum. Bakın burada alan gözüktü. İstersem serbest direkt mouse'la tutup taşıyabilirim. Pardon. Hemen. İstersen mouse'la tutup taşıyabilirim. İstersen de yine klavyeden ok yönleriyle kaydırabilirim. Kaydırırken veya taşırken hani bunu artık kopyaladık yeni bir yere taşıyoruz. Taşırken referans hatta ihtiyacım olabilir. Bazen belki omuzları tam hizalı olmayabilir, simetrik mi bilemeyebilirim. Şuradan referans hat alırım. Hemen yukarıdaki cetvelden istediğim kadar veya istediğim yere referans hat çekebilirim. Bundan sonra klavyeden delet tuşuyla mouse'u seçtikten sonra klavyeden delet tuşuyla silebilirim. Aynı şekilde düşey yönde de böyle referans hatlar alabilirim. Bu referans hatlar bize çizim yaparken eğer silüet üzerinde falan bir çizim yapıyorsam çizim yaparken bu referanslar bize kolaylık sağlar. Hemen şu fazla çizdiklerimi bir sileyim. Referans hattımı aldım. Nerede başlamasını istiyorum? Taşıyacağım yer omuz tepesi, omuz noktası orası. Yerleştiriyorum. İstersem şuradan böyle bir açısıyla oynayabilirim. Kaç derece döndürmek istiyorsam döndürebilirim. Bu üst kısımlar biraz hani kullandıkça deneyeceğimiz şeyler. Tam oturmamış olabilir veya hani döndürmek için sadece burayı kullanmama gerek yok.
kontrol tuşuyla bu ileriden kontrol tuşu artı sol tuşa basarsam bu objeyi istediğim gibi çevirebilirim. Şöyle bir çevirme serbestliği olur. Buna göre de onu zemine oturturum. Yani yerleştiririm oraya. Düzeltmem gerekiyorsa da üzerinde düzeltme yapabilir. Yani sıfırdan çizmektense biraz daha işlemi belki bizim için kolaylaştırabilir. Yani burada anlatmak istediğim aslında doğru uygulama değil de işlemin nasıl yapıldığı, yani kopyalama işleminin nasıl yapıldığı veya düzeltme işleminin nasıl yapıldığı gibi. Bir miktar daha ben bunu çevireceğim. Sonra da düzeltmelerle bunu buraya uygun hale getireceğim. Hemen düzeltmemizi görelim. Düzeltmede bir fonksiyon daha var göstermek istediğim. Hızlıca onu da göstereyim. Şöyle düzeltmiş olalım. Hemen yakadaki çizgimi de bir kesik çizgi haline getiriyorum. Şurada daha kalın görüntülü çizgiler var. Pensil dikişlerinin olduğu yerler. Buraya bir çizgi çizeceğim. Bu çizginin şeklini biraz daha farklı hale getireceğim. Bunda yine istersem kopyalayabilirim ama işlemi tekrardan göstermek için iki tane pens çizgisi oluşturdum. Shape tool'un altında böyle minik üçgen sağ tarafını onu tıklıyorum ve bakın bir brush seçeneği var. Tırmık gibi bir sembolü var. Bu brush'ı seçiyorum fırçayı, fırça ağzı. Fırça ağzının şurada azaltabilirim. Burada seçenekler var. Açısını değiştirebilirim. Şurayı biraz arttırabilirim gibi. Yani bunları uygulayarak deneyebiliriz. Seçtiğim zaman ne yönde işlem yapacaksam hemen yapayım. Bu fırça ağzını seçtiğimde tabii önce hangi çizgiyi uygulayacaksam o çizgiyi seçiyorum. Şu referans hattı da bir kaldırdım. Hangi çizgide bu fırçayı kullanmak istiyorsam önce onu seçeceğim. Seçtim. Sonra fırçamı seçiyorum ve uygulamaya başlıyorum. Bakın. Burada tabii şu yaptıklarım birazcık azaltayım şunu. Örneğin o genişliği değiştirecek. Şimdi tekrar yapayım. Aradaki farkı göreceksiniz. Pardon, seçim yapmadım. Şu tekrarlar, buradaki seçenekler, bunları deneyerek uygulama yapabiliriz. Bu görüntü ne? Örneğin fermuar dişi falan çizeceksem, bunların sıklıklarını arttırıp biraz da çizgiyi inceltirsem şık bir görüntü elde edebilirim. Şu an çok kalı bir görüntü oluştu. Farkındayım. Biraz da göze batsın diye o şekilde çalışıyorum. Bu fırça ağzı uygulamasında göstermek istedim. Şu seçenekleri başka bir çizgi de göstereyim hemen. Şu seçenekleri biraz deneyerek görüntü tamamen değişiyor. Tabii şuraları eksiye getirmek çok da hoş olmadı. Bir geri adım yapayım. Şimdi tekrar deneyelim. Bunları denemenizi tavsiye ederim. Şu açıyla oynayabilirsiniz gibi gibi. Yani bunları deneyerek görselleri tamamen farklı hale getirebilirsiniz. Tabi burada çizgi kalınlıklarınızı ince yapmanızı tavsiye ediyorum. İnceldiğindeki görüntüyle bakın hemen taze değişti görüntünün. Kalın çizgideki görüntü çok çok farklı. Çizgi şeklinde böyle göstermiş olayım. Buradaki fırça ağzını da kullanışlı olduğu için göstermek istedim. Bir de obje özelliklerini göstereceğim. Nasıl? Bu altta da spor dikiş var ama şu an tamamlamayacağım onu dikişi. Objeyi kilitlemiştik. Basitçe bir ön kısmını çizdik. Şu ön kısmı bir toplu halde seçip şimdi bunu bakın ayrı ayrı hareket eden burada bir sürü objemiz var. Ctrl Z ile bunu tekrar bir araya getireyim. Alt objemizin kilidini açtım, kenara attım. Bluzum burada gözüktü. Bu ayrı ayrı hareket eden objeleri eğer grup halinde hareket etmesini istersen ne yapacağım?
Grup olarak tanımlayabilirim ama grup olarak tanımlamayı bilmiyorsam da şayet şöyle toplu halde seçtiğimde ne kadar objeyi seçersem toplu halde hareket ettirebilirim. Yine şu referans hattan da kurtulalım. Toplu seçim içinde bakın şurada pick tool var. Yani sadece seçim yapabileceğim bir tool bu. Yani düzeltme gibi vesaire bir özelliği olan bir buton değil. Seçtim, sol tuşla taradım, dikdörtgen içerisine aldım, taradığım alandaki bütün objeleri birlikte hareket ettirebiliyorum. Veya bu tarama işleminden sonra bakın yukarıda yine fonksiyonlar açıldı. Şurada gruplama var. Ctrl G kısa yolu. Grubu seçtiğimde bütün objeyi gruplamış oldum. Artık öyle seçim yapmama gerek olmadan direkt bu objeyi sol tuşla tıkladığımda üzerine ne kadar çizgi olursa olsun birlikte hareket ettirebiliyorum. Yine grupla objeyi seçtiğimde yukarıda grupları bozma seçeneği çıkıyor bu defa. Grubu istersen bozabilirim. Bakın artık bağımsız hareket ediyor. Gruplama ve grubu bozmak da bu şekilde. Şöyle grupladım. Şimdi Object Properties, az evvel kapattım. Yanda bir pencere vardı. Hemen o pencereyi tekrar açalım. Bilgisayar birazcık yavaş hareket ediyor bugün. Evet, Object Properties geldi. Şurada bakın boya kutusu var, kalem var, dış çevre gibi gibi. Burada seçenekler var. Kalem tercih ediyorum. Burada ben kasıtlı olarak pembeler, turuncular, siyahlar kullandım. Bu Object Properties'de seçtiğim alan komple bir boyama olabilir. Bunu sarı giydirmek istiyorum diyelim ki bu buzlu. Komple bir alan seçebilirim. Veya kalemi seçtiğimde sadece kontür çizgilerinin ne renk olacağına karar verebilirim. Bakın kontür çizgilerini hemen düzenledim. Bu şekilde Object Properties'de de işlem yapabilirim. Hatta kalınlık değiştirmek istiyorsam bütün çizgilerin kalınlığıyla da oynayabilirim. Yani kalem üst başlıkta neyi seçtiğim, yani burada hangi sekmeyi seçtiğime dikkat ederek bu işlemleri yapabilirim. Çizgi tipleri değişebilir, çizgi kalınlıkları değişebilir. Hatta çizginin başlangıcında sağ ve sol kenarında ok yönleri de olabilir demiştim hatırlarsanız. Bunları da düzenleyebiliriz. Basitçe çizim ve düzeltme araçlarını bu şekilde anlatmış olayım size. Çizimi tamamlamadım. Videoyu da çok uzattım zaten. Shape Tool ve Pen Tool'un kullanımını ve genel olarak düzeltme özelliklerini bu videoda anlatmış oldum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videolarda diğer özellikleri de anlattığım videolarda devamı gelecek. İnşallah faydalı olur. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.